Yukarıda verilen cümlelerde aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisinin örneği yoktur? Birincisinde kimileri daha çok para kazanmak nedeniyle onur ve gururunu ayaklar altına alır cümlesinde buradan nedeniyle sözcüğü değil amacıyla sözcüğü yer almalıydı çünkü henüz para kazanma kısmı gerçekleşmemiş. Bu nedenle sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğumuz mevcut. İkincisinde acele etmesinin nedeni uçağa yetişememe endişesinden derken buradaki dandan eki zaten neden bildirecek şekilde geldiğinden bir daha nedeni sözcüğünü kullanmasına gerek yok. Anlatım bozukluğunun nedeni gereksiz sözcük kullanımı. Üçüncüsünde ona güvenebilirsin. O helal süt içmiş biridir. Bize yanlış yapacağını sanmam cümlesinde deyimimiz helal süt içmiş değil Helal süt emmiş şeklinde gelir. Burada deyim yanlışlığı söz konusudur. Dörtte kuşkusuz ki oyunumuzu sahneleyebilmemiz için elinden ne gelirse yapacağını sanıyorum cümlesinde hem kuşkusuz ki hem sanıyorum sözcükleri kullanılmış. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı söz konusu. Beşincisinde anne ve babaların sınava hazırlık sürecinde çocuklarına destek olmaları çok önemlidir cümlesinde ise bir anlatım bozukluğu mevcut değil. Doğru cevabımız kesinlikle C seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış anlatım bozukluklarından hangisinin örneği yoktur? Ateş altında olan ülkeye tıbbi ve gıda yardımı yapıldı cümlesinde tıbbi yardım ve gıda yardımı şeklinde kullanmalıydı. Buradaki anlatım bozukluğunun nedeni tamlama yanlışlığı. Ülkemiz gittikçe batıya yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu sorusunu tartışmaya açacağız cümlesinde. Batıya yaklaşıyor şeklinde kullanırız. Ancak batıya uzaklaşıyor diyemeyeceğimizden burada batıdan uzaklaşıyor mu demeliydi. Dolaylı tüneç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Okul birincisi olan arkadaşını törenden sonra özel olarak kutladı ve tebrik etti cümlesinde kutlamak ve tebrik etmek aynı anlama gelecek şekilde kullanıldığından burada gereksiz sözcük kullanımı kaynaklı anlatım bozukluğu var. Hırsızlar gece yarısı bekçilerin de uyumasını fırsat bilerek gizlice sergideki değerli tabloları çalmış cümlesinde çalma eylemi zaten gizlice yapılır. O nedenle bir daha gizlice demesine gerek yok. Yine gereksiz sözcük kullanımı, kaynaklı anlatım bozukluğu. Ülkemizin çocukları hepimiz için önemlidir, geleceğimizdir, koruyalım cümlesinde. Ülkemizin çocukları hepimiz için önemlidir Den sonra şurada onları koruyalım şeklinde devam etmeliydi. Burada da nesne eksikliği kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Doğru cevabımız yükselim eksikliği bulunmadığından D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozuklukları ikişerle eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? A seçeneğinde okulda yaşanan bu olaydan sonra öğretmenlerin sinirleri epeyce bozulmuş ve fazlasıyla üzülmüştü cümlesinde öğretmenler fazlasıyla üzülmüştü şeklinde kullanmalıydı. Bu nedenle özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. B'de yerel yönetimler halka hizmet etmeli ve hor görmemelidir cümlesinde halkı hor görmemelidir demeliydi. Buradan nesne eksikliği kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. C'de bugüne kadar yardımlarını kendinden esirgemeyen arkadaşına teşekkür etmek için yanına çağırdı cümlesinde arkadaşını ya da onu yanına çağırdı demeliydi. Yine nesne eksikliği kaynaklıdır anlatım bozukluğu. D'de okullarımızın durumları düzelmedikçe çağdaş okul olma niteliklerini tamamen yitirebilir cümlesinde okullarımız çağdaş olma, çağdaş okul olma niteliklerini tamamen yitirebilir demeliydi. Yine özne eksikliği kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. E.D. kardeşimin sınav sonucuna hem ben hem bütün aile çok üzüldü cümlesinde ben ve bütün aile şeklinde kullandığında aslında biz olur. Öznemiz bu nedenle yüklemde de üzüldük şeklinde kullanmalıydı. Yine birinci çoğul kişiyle çekimlemeliydi. Burada ise artık özne yüklem uyuşmazlığı kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Dışarıda kalan E seçeneği olduğundan doğru cevabımız E olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde hemen sana söylediğim evrakları alıp yanıma geliver cümlesinde gelivermek tezlik fiilidir ve bir eylemin hemen yapılması gerektiğini anlatır. O nedenle bir daha hemen sözcüğünü kullanmasına gerek yok. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı. C seçeneğinde onunla ilk tanıştığımızda uzun süre birbirimize baka kaldık cümlesinde baka kalmak sürerlik fiilimizdir ve bir eylemin yapılıp yapılmaya devam ettiğini anlatır bize. O nedenle bir daha uzun süre demesine gerek yoktu. Ayrıca tanışma eylemi bir kez yapılır. O nedenle ilk tanıştığımızda demesine gerek yok. Yine her ikisinde de gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozuklukları mevcut. D'de seyrek de olsa onunla bazen kütüphanede karşılaşıyordum cümlesinde. Seyrek sözcüğü de bazen sözcüğü de eylemin ara ara yapıldığını anlatır. O nedenle sadece birini kullanması yeterli. Yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. E'de artık bundan sonra size hiçbir konuda sıkıntı yaratacaklarını sanmıyorum cümlesinde artık ve bundan sonra ifadeleri aynı anlamı ifade eder. O nedenle yine gereksiz sözcük kullanımıdır anlatım bozukluğumuzun sebebi. B'de ise soruları sakince acele etmeden anlayarak çözüver cümlesinde çözüvermek yine tezlik fiili ve bir eylemin hemen yapılmasını anlatır. Ancak burada acele etmeden diye bir ifademiz var. Tam tersini anlatır bize. Burada çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğumuz mevcut. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Her öğrenci bulunduğu arkadaş çevresine, ailesinden, okulundan ve etkilendiği arkadaşlarından edindiği görgü ve terbiyeyi yansıtması kaçınılmazdır cümlesinde her öğrenci yansıtması şeklinde tamlama yapamayız. Burada her öğrencinin yansıtması demeliydi. İlk sözcüğümüz tamlayan olduğundan tamlayan eki eksikliğidir. Anlatım bozukluğunun nedeni doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A seçeneğinde ÖSYM'nin soru tarzlarına baktığımızda 1980 yıllarının soruları ile 2019'un soruları arasında ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz cümlesinde. Burada 1980'li yılların ya da 1980 yılının şeklinde kullanmalıydı. Çoğul ekinin gereksiz kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğumuz mevcut. B'de emekli olunca oraya gidip yerleşmek istemesinin nedeni çocukluk ve gençliğinin orada geçmesinden kaynaklanıyor cümlesinde. Hem nedeni sözcüğüne hem geçmesinden şeklinde bu dandan ekinin kullanımına gerek yoktur. Zaten dandan eki burada neden bildirir. O nedenle burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. D seçeneğinde üzgün, çaresiz, biraz da kızgın ağlıyordu sanki elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibiydi cümlesinde hem sanki sözcüğü hem gibi edatına gerek yok. İkisine aynı durumu ifade eder. Benzetme durumlarında kullanılır. Yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. ED Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden olan Sait Faik'in Her Öyküsü, yaşamın içindeki yer alan insanların aynası niteliğindedir cümlesinde hem yaşamın içindeki şeklinde hem de yer alan ifadesiyle aynı durumu anlatır. Yaşamın içindeki insanların aynası demesi yeterliydi. Bu nedenle yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı Anlatım bozukluğu mevcut. C seçeneğine bakalım. Edebiyat ile yaşam arasında her zaman bir bağ olduğunu ve bu bağın hiç kopmayacağını düşünenler denim cümlesinde bir anlatım bozukluğu yok. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmamıştır? İkincisinde onun kendine özgün bir şiir anlayışı vardı cümlesinde. Burada özgün değil kendine özgü kendine has olan anlamında kullanılmalıydı. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. Üçte erkeklerin bu hastalığa yakalanma şansı kadınlara oranla daha fazlaymış cümlesinde hastalık bir şans olamayacağından burada oranı demeliydi. Yine Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. 4'te bağlama çalmayı öğrenmek içimde bir uhde olarak kaldı cümlesinde. Uhde sorumluluk demektir. Burada kullanması gereken sözcük ukteydi. İçinde kalmak, sorun etmek anlamında kullanılır. Yine sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. 5'te tüm yaşantısı boyunca onun için emek verdi cümlesinde Burada tüm yaşamı boyunca demeliydi. Yaşam ömürdür, yaşantısı dersek burada yaşamındaki kısa bir kesitten bahsederiz. O nedenle yine sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Bir de ise aldığın harçlıkları azımsamamalısın dedi cümlesinde. Azımsamak sözcüğü burada nicelik bildirecek şekilde kullanılmış. Harçlıktan bahsetti bize. Sayı olarak az bulmaktır azımsamamak. Küçümsemek deseydi eğer anlatım bozukluğu olurdu. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde Taner okul yıllarından beri saflığı, çalışkanlığı ve merhametliğiyle bilinen bir arkadaşımızdı cümlesine bakarsak saflık şeklinde kullanabiliriz bu sözcüğü çalışkanlık şeklinde de yine kullanabiliriz. Ancak merhametlik diye bir sözcüğümüz yok. Sözcüğümüzün doğrusu merhametlilik şeklindedir. Ya merhametli bir insan deriz ya da merhametliliği ile bilinen arkadaşımızdı şeklinde kullanırız. Burada merhametlilik olması gerekirdi. Bu nedenle anlatım bozukluğumuz mevcut. B, C, D ve E seçeneklerinde herhangi bir anlatım bozukluğu bulunmadığından Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir anlatım bozukluğu yoktur? Birincisinde kurumunuza iş için başvuruda bulunan insanların güvenlik soruşturmasını yapıyor musunuz cümlesinde başvuran şeklinde kullanması yeterliydi. Başvuruda bulunan kısmında burada yardımcı eylemin gereksizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğumuz var. İkincisinde bu küçük kasaba o yıllarda büyük bir meydan muhaberesine şahit olmuştu cümlesinde. Muhabere haberleşme demektir. Burada kullanması gereken muharebe şeklindeydi. Savaş anlamında olan sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğumuz mevcut. Üçüncüde masaya gelen ne var ne yoksa her şeyi silip süpürdü. Bu kadar maymun iştahlı birini görmedim cümlesinde Maymun iştahlı deyimi arzuları değişken insanlar için kullanılır. O nedenle deyim yanlışlığı kaynaklı anlatım bozukluğumuz var. 4 bu aydan sonra özellikle yaşlıların ve küçük çocukların çok güneşte kalması sakıncalıdır cümlesinde. Çok güneş şeklinde kullanamayız bunu. Güneşte çok kalması olmalıydı. Bu nedenle sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğumuz da mevcut. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? Birincisinde ilaçlarını her gün içmesi gerektiği halde annem bu yasa uymuyor cümlesinde burada ilaçlarını her gün içmesi bir yasak değil kural olabilir. O nedenle sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Bu doğrudur. Üçüncüde sanatta yeteneğin gerekli ancak bunun başarı için yeterli olmadığını düşünüyorum cümlesinde Burada bakarsak gerekli olmadığını, yeterli olmadığını gibi bir anlam çıkar. Ancak burada gerekli olduğunu şeklinde düzeltirsek doğru bir cümle olur. Yardımcı eylemin eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Dörtte zavallı adamda iyileşme belirtisi yoktu. Gün geçtikçe zayıflıyordu cümlesindeyse adam gün geçtikçe zayıflıyordu demeliydi. Özne eksikliği kaynaklıdır anlatım bozukluğumuz. Beşte ülkenizde sanatçının yetişmesine elverişli ekonomik ve kültür ortamı var mıdır cümlesinde ekonomik ortam ve kültür ortamı demeliydi. Yine tamlama yanlışlığı kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut doğrudur. İkincisinde kurumumuzun hizmetlerini beğendiniz ise herkese beğenmediniz ise hiç kimseye söylemeyin cümlesinde herkese söylemeyin gibi bir anlam çıkar. O nedenle burada herkese söyleyin. Hiç kimseye söylemeyin demeliydi. Özne yüklem uyuşmazlığı kaynaklı anlatım bozukluğu değil, yüklem eksikliği anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir.